Bisküvi. Daha evvel bir tanesi Müslüman'ınki yıkıldı zaten daha evvelde. Daha önceden yıkıldı. Bu Bartın amca mı? Bu İrfan amca mı kardeşinin? O Mustafa amca mı? Bir de şu ev. He, köydeyim. Şey evlerimiz yıkılmak üzere. Çatladı, patladı. Her taraf kırık, çıkık. Yani bir yerde oturacak gibi değil. Kaç ev var şu anda? Bu anda burada çatına etkilenen şu evlerle birlikte, Melek'le, İsmail'in eviyle birlikte aşağı yukarı 10 hane oluyor burası. Ona iki ayna bende var, iki aşağıda var, iki Mustafa da var, dört, iki de İrfan Hoca da var. İki de bunlar var, 10 hane oluyorlar. Boşaltıldı ama işini alamadık. Eşyalarımız duruyor, kendimiz boşalttık ama eşyalar duruyor. Afetliler geliyorlar, rapor tuttular, bize rapor verdiler. Şu an hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. Aşağı yukarı 7. 8. aya kadar hiçbir şey yapılamayacağını söylediler. Buranın bir kere kuruması lazım, bu toprağın çekmesi lazım, suyun çekilmesi lazım, yağmurların geçmesi lazım dediler. Öyle bekliyoruz. Ya bak gördüğünüz gibi işte bu su kalkmadı mı aşağılara da gitmiş. Bak öbür tarafa gidiyor, babanın tarafına, benim tarafıma gidiyor. Yani şimdi bu yapılacak ama yol yapılacak ama yol yapılmayla burası bitmez ki. Suyun kalkması lazım. 27 kilometre boru döşenmiş buraya. Depremlerde de oynadı, borular şey oldu. 15 sene şeyi tamam, varmış bu borunun ömrü. 28 sene olmuş kurulalı. Ya bunun buradan kalkması lazım. Tek çaresi o. Su bir iki sene sonra o tarafa da sıçacak belki de. Oralara da sıçacak. Bak arkadaşın evi var orada. Orada tehlikede. Yarılmış orası da aynı. Tamam. Ya bu boruların suyun kalkması lazım buradan. Herkes öyle diyor. Gümüşova suyu diyor yani. Evet burada Gümüşova suyu hattı geçti. Salınca suyu burada ekten atmış. Su varmış işte. Boru geziyor ya, boru geziyor. Orada su var mı şu anda? Yok aha ya, o su akar ya. Kesmişler demek ki orada. Kesmişler. Ya boru var. Kırıldı. Durum burada çok vahim. Bizim bu 120 yıllık köyümüz, daha önce burada hiç öyle bir şey görmemiştik. Bir 25-30 yıl önce buradan bir şebeke suyu geçti Gümüşova'nın. Bu şebeke suyundan sonra yani bir 15-20 sene bir şey yoktu. Altyapısı herhalde tam yapılmadan mı oldu, nasıl olduysa. Bu son 3-5 yıldan beri şu aşağıdaki amcamızın evi 2 yıl önce uçtu. Ondan beri burada sıkıntı devam ediyor. Bu yukarıda da herhalde bir su şeyi var diye söylüyorlar, kaynak suyu var diye söylüyorlar ama onu da meydana çıkaramıyoruz. Bizim hiçbir şeye gücümüz yetmiyor. Bu Gümüşova'nın suyunun köyün içinden kalkmasını istiyoruz öncelikle.
dere yataklarından gitsin. Bize zarar etmesin. Biz burası dedemizin 120 yıllık köyümüz bizim burası. Benim eşim emekli oldu EYT'den. Geldik biz köyümüze sahip çıkmaya. Bak benim gazlarım şeylerim perişan geziyorlar burada. Ben evimde duramıyorum. Evim yıkılmak üzere. Dayandı buraya uçuklak. 8 tane hane gitti. Hepsi gitti. Amcalarımın evi gitti. Burası bizim dedelerimizin mülkü. Dedelerimizin toprakları. Sahip çıkmak istiyoruz. Köyümüze bakım yaptırmak istiyoruz. Burası merkeze çok yakın bir köy. Ne yolumuz var. Buraya sağlam bir ekip gelip bu suların meydana çıkartılmasını, bunun buradan kaldırılmasını istiyoruz. Kesinlikle. Öncelikle. Bütün ben köy olarak gerekirse imza da toplayacağız. Böyle ta köyün içinden gelip böyle buradan geçiyor. 120 hanelik köy bir ilçenin suyuna feda edilmiş. Bütün yerimiz, mülkümüz bizim gidiyor. Ekmek teknemiz gidiyor. Yerlerimiz şimdi gidiyor. Hadi buraya da kalmıyor. Hadi delikanlı da bak. Farkındaysan böyle bölündü gidiyor babam. Şu arkadaşın orada. Evine bak, dayandı. Şimdi bak. Geriden patlasa bizim evler de tehdit altında olacak. Geriden patlasa. Ha bu şebeke suyu bir de kesinlikle. Suyun kalkmasını istiyoruz biz. Yumuşak suyun kalkmasını istiyoruz kesinlikle.